yaptıklarımı, ürünlerimi burada sergileyebiliyorum. Yurt dışı bağlantılı oluyor, yurt içi bağlantılı oluyor. Bildiğimiz atık şeyleri alıyorum, topluyorum, işliyorum atölyemizde. Burada onu burada tam sergileyemiyoruz. Nedeni fiyat alım gücüne göre bayağı yüksek oluyor. Ama yurt dışında bunlar bir komik bir rakam olduğu için, euro olarak hesaplandığı için çok rahatlıkla satıyoruz bunları. Şu an atık şey bulamıyorum, bitti artık. Burada en fazla 5 lira 10 lira arasında bir rakam geliyor. Ama işlenmişi, işçiliği, emeği, enerjisi, her şey içerisinde 50 euroya bunu yurt dışına çok rahatlıkla satıyoruz onu. Daha aşağı 1,5, 1600 lira bir şey tutuyor işte, 1550 lira ne tutuyor işte. Yani. Mesela Bodrum'daki yerimizde veya Antalya yerimizde biz bunu rahatlıkla satabiliyoruz ama şimdi Samsun'da kalkıda bu rakamlar biraz ürkütücü. Ona gerek yok. Bize ne yaptık? Küçük portatiflere döndük, anahtarlıklara döndük. Şey, pirinç tanesine döndük. İngiltere'ye geliyor, bir de Fransa Lyon'a geliyor. Başka bir şey. O adetler farklı ya. Bazen 50 ton oluyor, bazen 100 ton oluyor, bazen 500 ton oluyor, bazen 300 ton oluyor, bazen hiç olmuyor. Şeye göre, yıllara göre, akışa göre. Bir de kalite olayı var. Biz giydirmeler üzerine veriyoruz. Onlar da doldurup satıyorlar. Yani bazen şişelerin arkasına şeye bile atıyorlar. Tarih, imza, o gün kaç kişi var masada değil mi? 20 kişi. 20 kişinin ismini yazıyorlar. Kura çekiyorlar, sende kaldı diyorlar. Yani bizde olmayan bir kültür, onlardaki farklı bir kültür yansıması. Boş bir şişe, kullanmış şişe, atık bir şişe, merdiven altından veya nerede bulursa bize geliyor. Güzelce yıkanıyor, hazırlanıyor. Ondan sonra temizledikten sonra bunun üzerine rölyef çalışmaya başlıyoruz. Şimdi bu konuma geliyor. Yani tabii bu işçilik biraz zayıf bir şey. Çünkü bunun bazı aparatları var, arkasında anısı var. İşte özellikle masada paylaşımlar kişinin isimde yazabileceği bir paftası var. İnce bir kalemi var. Yani bu bir sunum oluyor. Bir anı paylaşıyorlar.